Bu içeriğimizde sizlerle karavan, gezenev, römork için 220 volt şebeke ev cereyanı, ara bağlantı kablosu nasıl yapılır onu göreceğiz. Bu parçanın adı IP44 sanayi türü 3 kutuplu erkek fiş olarak geçiyor. Fişin kutuplarına baktığımızda bu L harfi ve yanındaki artı işareti bize bu ürünün tek fazlı olduğunu simgeliyor. Bu da nötr kutbu, bu da toprak kutbu arkadaşlar. Burada işaretinde, simgesinde görüyoruz. Şimdi ürünü açalım ve kablo bağlantılarımızı yapalım. Açmak için bu parçayı hafiften geriye esnetip saatin ters yönünde çevirdiğimizde zaten açılıyor. Buraya toprağı bağlıyoruz, buraya fazı bağlıyoruz, buraya da nötr bağlıyoruz. Lakin sadece faz ve nötr yer değiştirilebilir. Fişin kapağını kapatmak için tırnaklarını denk getirip saat yönünde hafifçe çeviriyoruz. Bu kadar. Başka bir ürünle bunu karşılaştırıyorum. Kutup tarafları. Biz bu kullanılmış fişi kullanacağız. Önce kablo tarafını sökelim. Bu tırnağı buradan çevirmek suretiyle bu kapağı da kolayca çıkarabiliyoruz. Kablo tellerini bağlamadan önce çıkardığımız kapakları sırayla kablodan geçirelim. Bu yeşilli sarı renk tel toprağı temsil ediyor. Ucunu açalım. Nötr ve faz uçlarımızı da açalım. İkinci kapağımızı da kabloya geçiriyoruz. Sızdırmazlık adına silikonumsu bir malzeme kabloyu sarıyor. Kahverenk genelde fazı simgelerken mavi renk de genelde nötrü simgeler. Bu uçlar sıkıştırırken vidalar tarafından kesilmesin diye böyle alta kıvrılıp sıkıştırılırsa kablo daha mukavemetli olur. Bu bağlantı noktası toprak bağlantısı. Bu sarı kablomuzu şimdi buraya takıyoruz. Takarken de kıvırdığımız tarafı altta bırakıyoruz ki vidayı döndürürken vidanın ucu kablonun ucunu kesip zarar vermesin. İyice sıkıştırdıktan sonra hafiften çekiştirerek bağlantının mukavemetini denetliyoruz. Toprağı yerine bağladıktan sonra geri kalan bu faz ve nötr uçları rastgele bu uçlara, yuvalara takabiliriz. DC yani doğru akımda artı eksi rastgele bağlanamaz, asla yer değiştirilemez. Bu kapağı çıkardığımız gibi yine aynı tırnaklarına oturtturarak saat yönünde hafiften çeviriyoruz ve yerine oturuyor. Burada da yine açmış olduğumuz vidayı kapatıyoruz. İçeriden de tırnak onu kilitliyor ve daha açılmıyor arkadaşlar. Oldukça kolay ve güzel bir şey. Bu tarafta yine silikonumsu arkadaşlar. İçerisine su gitmeyecek şekilde onu orada sıkıştırıyor contalı. Son kapağımızı da takıyoruz arkadaşlar. Dip vidası bir nevi. Burayı da gördüğünüz gibi böyle lastiğimsi bir şey onu orada sıkıyor ve oradan herhangi bir şekilde suyun içeriye geçmesini engelliyor. Bağladığımız kablonun diğer ucuna da uzatma prizine takmak üzere bu tür bir erkek fiş bağlayacağız. Ara kablomuz takribi 1,5 metre civarında. Bağlantı öncesi fişin kapağını kabloya geçirmeyi unutmuyoruz. Kablonun bu yeri de oldukça mukavemetli arkadaşlar. Herhangi bir şekilde su sızması oldukça güç. Kısmen de olsa su altında olabilecek kablolarda bu tür fişleri kullanmanız önem arz etmektedir. Erkek fişimizin önce toprak tarafını bağlayacağız. Bu toprak telimizin ucunu ikiye ayırıp çatal yapıyorum. Rahat işlem için bu toprak bağlantı parçasını yerinden çıkarıp öyle işlem yapıyoruz. Çatal yaptığım bu kablonun ucunu vidanın sağından solundan geçirip sıkıştırıyorum. Somunun köşeleri dışarıya taşıp
yuvaya oturmasını engellemesin diye pense ile somunu tutup vidayı sıkıştırıyorum. Telin dışarıya taşan fazlalık ucunu da yan keski ile kesiyorum. Bağlantımız tamam. Bu toprak parçasını yerine yine aynı şekilde tırnaklarını oturtturarak yuvasına oturtturuyoruz. Geri kalan mavi kahve faz nötr kablolarımız kasada fazlalık oluşturmasın diye kasanın uç noktalarına hizalayarak ölçüp fazlalığını kesiyoruz. Kablolar IP44 fişe takılır gibi bu fişe rahat takılmıyor. Biraz daha uğraşlı. Kablo yine mukavemetli olsun diye kablonun ucunu kertip alta getirip öyle bağlayacağız. Fazı temsil eden kahverenk kablomuzu bağladık. Şimdi nötrü simgeleyen mavi renk kablomuzu bağlıyoruz. Ve bu şekilde bağlantı işlemlerimiz tamam oldu. Şimdi bu kıskacını takıyoruz arkadaşlar. Kablolar aralarda ezilmeyecek, vidalara denk gelmeyecek şekilde sıkıştırıyoruz. Bu kıskacı beyaz bölümün üzerine denk getirecektik. Lakin beyaz bölüm çok yüksek geldiği için orayı yonttuk. Şimdi kapağımızı takıyoruz. Takarken bu metal bölümlerin dışta kalmasına özen gösteriyoruz. İçe bükülebilir arkadaşlar. Ve sonra vidalarını takıyoruz her iki tarafında. Ve bu şekilde işlemimiz tamam. Şöyle son olarak da bağlantılarımızı deneyelim. Bu toprak hattımız çalışıyor. Bu da faz nöt hatlarımızdan birisi. Bu da çalışıyor. Bu da yine faz veya nötrümüz. Bu da çalışıyor. Sorun yok. Fişlerimizin dip tarafları oldukça sağlam, mukavemetli oldu arkadaşlar. İçerisine su sızması neredeyse mümkün değil gibi gözüküyor. Çünkü bunlar genelde su altında kalabilecek fişlerimiz. Ara kablomuzu şimdi deneyelim. Gezenevin ceryan dağıtım bölümü. Bu fiş Gezenevin tesisatına ceryan veren ana erkek fiş. Bu prizle Gezenevin dışındaki 220 volt girişinin içteki dağıtım prizi. Tesisata ceryan vermek için bu erkek fişi bu prize takıyoruz. Yaptığımız ara bağlantı kablomuzu 220 volt ev şebeke ceryanı prizine takalım. Muhafazalı 220 volt girişi IP44 prizimizi açalım. Gezenevimize bir bakalım. Işığımız yok. Şimdi bu fişimizi buraya takarken şu alt tırnağı şu tırnağa oturtturarak taktığımızda kolayca yerine oturuyor. Evet, ışıklarımız geldi arkadaşlar. Bu somunu hafif sıkmamız yağmurlarda prizimize su temasını engelleyecektir. Karavan, Gezenevin güneş paneli sistemi, akü inverter seçimi, araç aynası, ocak montaj, 7-13 pin bağlantıları, tamirat, tadilat, montaj gibi birçok içeriklerimi zaman zaman sizlerle buradan paylaşmaya başlıyorum. Yine birçok Gezenev incelememi sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Faydalı olduysa beğenerek, abone olarak desteğinizi bekleriz. Başka bir içerikte görüşmek üzere sağlıklı, mutlu bir yaşam dileriz. Hoşça kalın.